bu içerikte bilgisayarınızı Acronis programıyla full backup alıp aldığımız backup'tan nasıl geri dönülür onu anlatacağım. Backup nedir arkadaşım? Ben gavurca bilmiyorum. Haklısın. Bilgisayar dilinde her ne kadar backup diye geçse de biz Türkçemize sahip çıkalım ve tam yedek alma diyelim. İsterseniz yedek alma nedir, neden gerekir önce kısaca ona bir değinelim. Tam yedek alma işlemi bilgisayarımızın işletim sisteminin bulunduğu sürücüde bulunan genellikle C olur. Programlarını, program dosyalarını, ayarlarını, o anki içinde bulunan bütün verilerini artık o ana kadar bilgisayarınızda yaptığınız her ne varsa tabiri caizse bohçalayıp, güzelce paketleyip size verir. Ne zaman ki bilgisayarınız çöker, yavaşlamaya başlar ya da virüs bulaşır ya da istemediğiniz davranışlar sergiler işte o anda elimizde bulunan o yedek hayat kurtarıcı olur. Lafı fazla uzatmadan işe koyulalım. Orada size işin bütün detaylarını anlatırım. Hadi. Bilgisayarımıza format attık. Formattan sonraki ilk ekranımız bu şekilde. Formattan sonra ilk yapacağımız iş bütün güncellemelerimizi yapmak olacak. Şuradan güncelleştirmeleri denetle diyelim. Gördüğünüz gibi bütün güncelleştirmeler burada. Bunların hepsini yükleyeceğiz. Güncelleştirmeler çok fazla olacağı için bütün güncelleştirmeler yarım gününüzü alabilir. Bilgisayar arka planda güncelleştirmeleri yaparken bilgisayar için gerekli olan programları kurmamız lazım. İlk olarak interneti kullanmak için Chrome'u yükledim. Sonrasında PDF dosyalarını okumak için Adobe Acrobat'ı kuruyoruz. Adobe Acrobat Reader DC ücretsiz, Pro ücretlidir. İste bağlı teklifleri istemediğim için tikini kaldırıyorum ve ücretsiz olan Reader DC'yi indiriyorum. Başka bir sekme açarak WinRAR'ı indirip kuruyorum. Şimdi Office, Adobe Reader ve WinRAR'ın yüklemesini yapalım. Gözleri fazla yormadığı için arka planı koyu renkli bir resimle değiştirdim. Şimdi güncellemelerimize de bir bakalım. Windows'un son güncellemesi olan H2 yüklüyor. Bu büyük bir güncelleme olduğundan zaman alacaktır. Bütün güncellemelerimiz yaptıktan sonra yeniden başlatıyoruz. Açıldığında Güncelleştirmeler ekranını tekrar açarak güncelleştirmeleri yeniden denetlememiz gerekiyor. Bakın o kadar güncelleştirme yapmamıza rağmen burada bir sürü güncelleştirme çıktı. Bu güncelleştirmelerin hepsini indirecek ve yükleyecek ve biz tekrar yeniden başlatacağız. Ta ki burada herhangi bir güncelleştirme yok diyene kadar bu işlemi böyle devam ettireceğiz. Bu partinin de indirme ve güncelleştirmeleri bitti. Şimdi yeniden başlat diyoruz. Bilgisayarımız açıldıktan sonra yeniden güncelleştirmeleri denetliyoruz. Evet, burada güncelsiniz ibaresini gördük. Güncellemeler de tamam. Tekrar güncelleme çıksaydı onları da yükleyecektik. Burada isteğe bağlı güncelleştirmeler var. Genelde sürücü güncellemeleri falan oluyor. Ben kurmuyorum şimdilik. Hadi o zaman yedeklemeye geçelim. Yok henüz bitmedi. Buraya kadar yaptığımız işlemlerden dolayı bilgisayarımızda bıraktığımız bir sürü çöplük dosyalar var bilgisayar mümkün mertebe boş olsun. Bu yedek almadan önce bunlardan kurtulmamız lazım. Öncelikle indirilen klasöründe bulunan indirdiğimiz programları siliyoruz. Önce bir C diskimize bakalım. 49.1 GB kullanılan alan gözüküyor. Windows'un büyüklüğü 49 GB değil. Yalan mı söyleyecek bilgisayar sana be? Çöp kutusuna bakalım. Çok az şey var. Boşaltalım burayı da. Şimdi size çoğu yerde bulamayacağınız bir bilgi vereceğim. Şuradan diski temizle diyoruz. Neler geldi neler. Gelenlerin hepsini seçin. Ne kadar tuttu? 4.15 GB. Şimdi temizle dersem 4.15 GB'ı silecek. Ama temizle demeden önce sistem dosyalarını temizle diyeceğim. Çünkü az önce büyük bir güncelleştirme yaptık ve bu güncelleştirmenin bir sürü gereksiz dosyası var. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Önceki Windows yüklemesi 16,5 GB. Bunu sileceğiz. Çünkü önceki Windows yüklemesine dönmek istemiyorum. Neden döneyim ki? Windows'un en güncel hali bu. Bilakis hep daha ileriye. Bütün tikleri işaretleyince 17.1 GB yapıyor. Bu kadar gereksiz veriyi kaldırarak yedeğimizin daha az yer kaplamasını sağlayacağız. Tamam dedim. Sil dedim. Şimdi temizlemeye başlıyor. Windows'un eski sürümlerine geri dönemezsiniz diyor. Kabul ediyor musunuz diye soruyor. Tabii ki diyorum. İşlemimiz tamamlandıktan sonra C'ye tekrar bakıyoruz. Az önce 49 GB'lık kullanılan alan şu anda 30 GB'a düştü. Boş alanımız ise 145 GB'dan 154 GB'a çıktı. Ben yedek alma işlemi için Acronis 2015'i kullanacağım. Ancak siz farklı versiyonlarını da kullanabilirsiniz. Mantık tamamen aynıdır. Şunu da belirtelim ki program ücretli. Deneme sürümüyle yedek alma işlemini yapamazsınız. Yani bir şekilde orijinalini elde etmeniz gerekiyor. İki çeşit de yedek alma yöntemimiz var. Birisi bu şekilde backup diyerek entire diyor. Bütün bilgisayar, diskler, klasör ve dosyalar diyor. Klasör ve dosyalar için Acronis kullanmanıza gerek yok şahsen. Elinizdeki verileri bir hard diske atmanız yedeklemek için yeterlidir. Akronis'i kullanıyorsanız disk yedeklemesi için kullanmanızı tavsiye ederim. Diske tıkladık. Bu bizim diskimiz. C diski. Yaklaşık 200 GB. D diski ise yaklaşık 50 GB. Bu USB sürücümüz. Bu da bağlamış olduğumuz harici diskimiz. Biz burada C diskimizi seçerek OK deyip Destination kısmına ise yani hedef klasörümüz nereye yedek alacağımızı göstererek yedek alabiliriz. Burada isterseniz D'ye de yedek alabilirsiniz. Ama ben aynı disk içerisinde hatta aynı bilgisayar içerisine yedek almanızı tavsiye etmem. Çünkü olur da bilgisayarınıza virüs bulaşırsa, virüs de dosyalara zarar verirse yedeğiniz de zarar görebilir. Bu yüzden bilgisayara hard disk bağladım, yedeği de hard disk için alacağım. Bu kısım bu şekilde. Ancak ben yedek alma işlemi için bu kısmı tercih etmiyorum. Neden ki? Ne kadar kolay işte. İki tıkla iş hallediyorsun. Evet kolay ama bu işin bir de sonrası var. Bilgisayara USB bellek bağlamamın sebebi ise Acronis ile kurtarma USB'si oluşturmak. Bilgisayar çöktüğünde bilgisayarınızı açamayacağınız için Acronis'i de çalıştıramayacaksınız. Bu esnada kurtarma USB'si imdadımıza yetişecek. Kurtarma USB'si bilgisayarımızda hiçbir işletim sistemi olmasa bile kendi arayüzünü açarak kurtarma işlemini başlatabiliyor. Bu yüzden bu USB'ye ihtiyacımız olacak. Acronis Bootable Rescue Media diyorum. Bunu seçiyoruz. Kurtarma USB'sini nereye yükleyeceksin diyor. ISO medyasına mı, DVD mi yoksa Kingston'a mı? Ben Kingston'u seçiyorum. Özet kısmında 460 MB'lık bir veriyi Kingston'un içine yazacağım diyor. Proceed diyerek işlemi başlatıyoruz. 2,5 dakika sonra kurtarma USB'miz hazır. USB'mizin içindeki dosyalar da bu şekilde. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatarak hazırlamış olduğumuz USB'den açalım bakalım. USB'den çalıştırmayı boot menüsüne giderek yapabilirsiniz. Genellikle açılış esnasında Windows logosundan önce F8'e basarak giriş yapılabiliyor. Ama her bilgisayarda bu tuş yemeyebilir. O zaman boot menüsüne girmek gerekiyor. O da genellikle bilgisayarın açılış ekranında alt tarafta yazar. Şu tuşa basın diye. USB'den başlatmak için... Ahanda geç kaldık ya da... Ya bu kadar kısa mı yapılır be? Daha okuyamadan gitti bile. Ama bazı gıcık bilgisayarlarda bu ibare yazmayabilir. O zaman da ESC, Enter, Delete, F2, F9, F10, F11, F12 tuşlarından birisidir. Varsa elinizin altında internetten arayarak yoksa da mecbur deneyerek öğreneceksiniz artık. Bu videoyu izliyorsa vardır internet herhalde cahil. Haklısın. Ben hiç o şekilde düşünmemiştim. <laughs> Tekrar yeniden başlatalım. F12 ile bu TDC ekrana geliyor. Bu DVD ROM. Bu bilgisayarın kendi hard diski. Bu da USB'ler. Altında bağlamış olduğum iki tane USB var. Biz Kingston'a kurmuştuk. Çalıştırıyorum. diyorum. Acronis Match için bire basın diyor. Bastım. Evet. Backup ve recover. Backup yedek demek anlatmıştık. Recover ise aldığımız yedekten geri dönmek. Bizim elimizde yedeğimiz olmadığı için biz backup diyoruz. Az önce de anlattığım gibi Acronis ile data yediği almanıza gerek yok. Amacımız burada Windows'un tamamının yedeğini almak. Şimdi ilk ekranda neyin yedeğini alacaksın diye soruyor bize. O da ne ya? Diski görmüyor bu. Bu üstteki USB. Alttaki ise benim bağlamış olduğum hard disk. Baba disk yok. Dereye geçerken at değiştirilmez derler ama ben mecbur değiştirdim. Acronis 2015 bu bilgisayardaki diskleri görmediği için 2018 yüklemek zorunda kaldım. Mantık aynı olduğundan dolayı hangisinden işlem yaptığınızın pek bir önemi yok işin açıkçası. Ama eski versiyonlar az önce gördüğünüz gibi bilgisayar disklerini görmeyebiliyor. Bakalım şimdi gözükecek mi? Scan Partition Backup diyoruz. Evet gördü. Bakın az önce gözükmeyen diskimiz şimdi gözüküyor. Bunun sebebi ise 2015 versiyonunun içerisinde bu bilgisayarı tanıyan sürücülerin olmaması. Bu harici diskim, bu USB bellek, bu da içindeki art disk. Tabi D sürücüsünün yedeğini almayacağım. O yüzden tikini kaldırıyorum. Disk 3'te geri kalan hepsi seçili olacak. Yeni oluşturacağımız bir yedek için Create New Backup seçili geliyor. Buradan lokasyon belirtiyoruz. Nereye yedek alacaksınız diye soruyor. Buradan ister D'ye yedek alabilirsiniz. isterseniz de bağlamış olduğunuz hard diske yedek alabilirsiniz. Ama sadece C diskiniz var ve D diskiniz yoksa D'ye yedek alma gibi bir işlem söz konusu olmayacağından dolayı mecburen bilgisayarınıza bir tane harici disk bağlamanız gerekiyor. D diskiniz olsa bile yedeğinizi muhakkak harici bir diski almanızı tavsiye ediyorum. Harici diskimizi seçiyoruz. Şuradan yeni bir dosya oluşturalım. İsim verelim. Yedek diyorum. Tıklıyorum. İsim üret diyor burada. My Backup diye bir isim üretti. O ok işaretine tıkladığımda tarih ekle ve saat ekle var. Backup'ı ne zaman aldığımı görmek için ben buradan tarih ekle diyorum. Saat o kadar önemli değil. Evet tarihimizi de buraya ekledi. Şimdi OK diyorum. Bir sonraki adıma geçiyoruz. Yediği aynı partition'a yükleyemezsiniz diye bir hata verdi. Hmm. Biraz geri gidelim bakalım nerede yapmışız hatayı. Evet disk 1 ve disk 2'yi de seçerek bunların da yedeğini al demişim. Halbuki sadece bilgisayarın yedeğini almak istiyorum ben. Disk 1 ve 2'deki tikleri kaldırıyorum. Kaldığımız ekrana geliyorum. Tekrar OK diyorum. Next diyorum. Özet bilgilerimizi buradaki ekrana getirdi. Proceed diyerek işlemi başlatıyorum. Çok büyük programlar yüklemezseniz en fazla 10 dakikalık bir işlem bu. Restart'ı tıklarsanız işlem bittiğinde bilgisayarınızı kapatıp tekrar açar. Shutdown'a basarsanız ise işlem bittiğinde bilgisayarınızı kapatır. Ben işlem bittiğinde görelim diye ikisine de basmıyorum. İşlemimiz bittiğinde şu şekilde bir uyarı veriyor. OK diyoruz ve artık bilgisayarı kapatıp yeniden açabiliriz. Şimdi yediğimizi kontrol edelim. Evet yediğimiz burada. Şuradan özellikler diyorum. Hmm, 18 GB yedek kalmış. Bilgisayarımızın C sürücüsü kaç GB'tı? 39 GB. Hmm. %50'den fazla sıkıştırarak 18 GB'a indirmiş. Şimdi bu yedeğimizin çalışıp çalışmadığını hem kontrol edelim hem de bir sıkıntı olduğunda bu yedekten nasıl döneriz onu görelim. Aradaki farkı anlamak için ufak tefek değişiklikler yapacağım. Öncelikle Acronis 2015'i kaldırıyorum. Masa üstüne de bolca klasör ekleyelim. Şimdi de bilgisayarın görüntüsünü tamamen değiştirelim. Temalardan çiçek temasını seçeyim. Burası çiçek temasıdır ya alsa olsa jelibon teması olur. Pembiş pembiş çok tatlı olmuş işte. Şimdi yeniden başlatarak elimizdeki yedeği yükleyeceğim. Az önce yedek almak için backup demiştik. Şimdi yedekten dönmek için recover diyoruz. Tıklıyoruz. Burada diyor ki hangi yedekten geri dönmek istiyorsunuz? Yani elinizdeki yediğin yolunu gösterin diyor. Browse for backup'a tıklıyoruz. Biz yedeğimizi nereye almıştık? Yedek klasörünün içindeydi. Bakın direkt gördü backup dosyasını. Burada uzantısı sadece tip olan yedek dosyalarını görür. Çünkü Acronis'in yedek dosyalarının uzantısı tiptir. Bu yedekten geri dönmek için OK diyorum. Yedeği buraya getirdi. Sağ tıklıyorum. Recover diyorum. Açılan pencerede standart olarak tüm diski ve partition'ları geri yükle geliyor. Bu ayarı değiştirmeden next diyorum. Yedek dosyasının içinde bunlar var diyor. Neyin yedeğine yüklemek istiyorsunuz diye soruyor. Tamamını seçiyorum. Next diyorum. Buradaki ayarları otomatik olarak kendisi yapıyor. Değiştirmeye gerek yok. Birebir eşleşme yaparak kopyaladığımız hard diski olduğu gibi buraya aktaracak. Tabi hard diskin içinde ne var ne yok silecek. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani bilgisayarınız çöktüyse ve C sürücüsünde önemli bilgileriniz var ise bu işlemi sakın uygulamayın. Yoksa hepsi silinir. Sonra benim veri kurtarma videomu izlemek zorunda kalırsınız. Şimdiden söyleyeyim. Next diyerek ilerliyoruz. Bizim diskimiz buydu. Seçiyorum. Next diyorum. Az önce yaptığımız bütün işlemlerin özeti buraya geldi. Proceed diyerek geri yükleme işlemini başlatıyorum. Yaklaşık 8 dakika sürecekmiş. Bakalım 8 dakika sonra bizi ne karşılayacak? Az önce basmamıştım ama şimdi restart diyerek bilgisayarın otomatik olarak yeniden başlaması komutunu veriyorum. Bunu da bu şekilde görmüş oluruz. İşlem bittiğinde yeniden başlatmak için geri sayım başlattı. Şimdi bakalım Windows'unuz düzgün bir şekilde kurulmuş mu? Evet, Bakın biz temayı değiştirmiştik. Akronisi kaldırmıştık ve masa üstünde epey bir klasör oluşturmuştuk. Bunların hepsi gitmiş ve aldığımız yedekteki veriler geri gelmiş. Yani bu şekilde geri yükleme işlemimizi de başarıyla tamamlamış olduk. Hadi geçmiş olsun. Umarım içerik işine yaramıştır. Ayrıca buraya kadar izleyen ender kişilerdensin. İşinize yaradıysa yorumlarda bunu belirtebilir ya da beğenebilirsin. Kanalıma destek olmak için abone de olursan memnun olurum. Aklına takılan bir soru, yapamadığın, geçemediğin, atlayamadığın bir aşama varsa aşağı yorumlarda bana sorarsan elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.